Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ekim sohbetleri yapmaya karar verdim. İlk defa bir şeyin sohbetini yapacağım. Umarım beğenirsiniz ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle kitaplardan başlamak istedim ilk başta. Sonra aklıma bu ay yapacağım başka bir etkinliği de sizlere söylemek geldi. Şöyle ki geçen hafta Kadıköy'de dolaşırken yani şans eseri birazcık oldu. Bu ayki Ekim ayını tiyatro işte programlarını neden hiç bilemedim programlarını aldım ve hem oradayken fırsat varken bilet de aldım. Şöyle tüm kitapçıkları şu an elimde, hepsinden aldım, daha da bakar ve seçerim diye. Ayrıca Süreyya Operası'nın Kadıköy'deki tüm 2018-2019 kitapçı. Buradan şu anda çok beğendiklerim var ama daha satışa girmemiş biletleri büyük ihtimalle. İsterseniz siz de internet sitesinden de bulabilirsiniz. Özellikle sevdiklerimi göstereyim. Şurada bir bale görmüştüm. Don Quixote balesi. Gitmek istediklerim arasında. Bu da ne zamanmış bilmiyorum. Umarım kaçırmamışımdır. Ama bunların biletleri daha sonra çıkıyor ve internet sitesinden hani bakmak, takip etmek gerekiyor. O yüzden siz de umarım yararlanırsınız diye, isterseniz diye göstermek istedim. Bu Kozyatağı Kültür Merkezi'nin bu yer değirmenin sanatı. Sanırım Kadıköy'de, emin değilim. Bu CKM'nin caddede. Ben şeyden Barış Manço Kültür Merkezi'nden oradaydım. Kadıköy'deydim geçen gün. Oradan bilet aldım. Yaşamak gibi Nazım. Uzun zamandır o şeyde sahnede olan bir tiyatroydu. Şimdi denk gelmişken alayım dedim. Umarım Mira. Miau. Şu an o da kendi derdini anlatmaya çalışıyor yani. Miroş. Evet. Mira'nın aradan miyavlama sesleri gelebilir. Evde olduğum için. Şu anda umarım duyuyorsunuzdur kendi kendime. Uydurmuyorum. Her neyse. Kitapçıklardan bulabilirsiniz. Ayrıca internet sitelerinde zaten bulabilirsiniz. Ve Biletix'ten de alabilirsiniz biletlerini. Umarım bu bilgi işinize yarar diyorum. Sonra gelelim Diyanar'dan yaptığım alışverişe. Geçen günlerde aslında bu ekim sohbetleri ama ben bunların çoğunu, arkamda duran ve göstereceğim şeylerin çoğunu Eylül'de aldım. Okul başladı Ekim'de biliyorsunuz. Ondan beridir pek fazla dışarı çıkmıyorum. Şu an Mira kapıyı açmaya çalışıyor. Bir saniye. Gel annem. Bak kim varmış. Kim varmış. Gidecek misin? Miraş, bir misafirimiz var şu anda. Her yere tüy yapan bir misafir Mira. Neyse, biz devam edelim. Diyanar'dan, nerede kalmıştım şu an tam olarak hatırlamıyorum ama Diyanar'dan aldığım kitapları göstereyim sizlere. Tatlı oldu. Normalde pek fazla sevdirmiyor kendini. Mira. Mira bak. Bak kameraya bak. Evet, devam edelim. Diyanar'dan aldığım kitapları gösterecektim. Öncelikle bu kitabı okuduklarımı göstereyim. İnternet sitesinden alışveriş yaptığınızda daha ucuza gelen bir dönemi yakaladım ki üye olduktan sonra sürekli mail atıyorlar her gün neredeyse bir şekilde bir indirimi oluyor. Kesinlikle gidip
istediğiniz kitapları hani mağazasından almak yerine internetten almanızı tavsiye edebilirim. Çok daha uyguna geldiğini de söyleyeyim. Ayrıca sanırım 60 TL'yi de 60 TL'ye geçince de kargoları ücretsiz oluyor. Bu da gayet size önerebileceğim bir şey. Şimdi kitaplara gelirsek. Ikigai bu Japonya'ya gelen giden iki tane yazarın işte ne diyeyim deneyimleri, hani soruşturmalar, araştırmalarını derledikleri bir kitap. Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırları. Bu kitabı ben uzun zamandır görüyordum herkeste. En son hani madem bayağı da indirimdeydi. Çünkü böyle kitaplar normalde içi birazcık boş çıkabiliyor. Hani böyle çerezlik diyeyim, boş diye hani kitabı değerlendirmeyeyim ama öyle olduğu için ön yargılıydım. Pek de almak istememiştim açıkçası kendi fiyatına. İndirime girince de hani alayım, okuyayım dedim. Aslında güzel kitap. Şimdi şöyle güzel kitap. Mesela bir dönem geliyor hayatınızda. O dönemde gerçekten böyle sağlıklı yaşayayım, işte hareket edeyim, içsel huzur, bir şeyler olsun bilmem ne dönemleri oluyor hayatımızda. Benim de tam böyle bir dönemdeyken hani okuduğum bir kitap. O yüzden hoşuma gitti diye itiraf edeceğim. Tavsiye edebileceğim çerezlik bir kitap diyebilirim. Daha sonra Stephen Zweig'in ben çok sevdiğim bir yazar. Bunun iki tane kitabını aldım. Zaten çoğu kitabı, hepsi değil ama çoğu kitabı bu kadar kısalıkta. Bir Çöküşün Öyküsü ve Geçmişe Yolculuk adlı okumadığım iki tane kitabını aldım. Bunlar da çok uyguna geliyorlardı. Ayrıca geçen ay Eylül'de benimle tiyatroya hazırlan videosunda gördüğünüz gibi yine Stephen Zweig'ın Satranç kitabının tiyatroya uyarlanmış bir tiyatrosu vardı. Ona annemle birlikte gitmiştik. Onun da benimle hazırlan videosunu çekmiştim. İzlemek isteyenler ya da bu taraflardan bir yerden izleyebilirler. Daha sonra aldığım kitaplara devam edersem Körlük. Mutlaka adını duyduğunuzu düşünüyorum. Henüz jelatinini bile açmadım. Birazcık utanç verici. Eylül'de almış olmama rağmen. Ama okul başladığı için az okuyabiliyorum. Bu çok okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Daha sonra Osman Balcagil'in Nefesi Tutkulu Olan Kadın Afife Jale'yi aldım. Bu kitabı gerçekten çok okumak istiyorum. Bu yazarın başka ünlü insanları anlattığı kitapları da var. Hangisiydi hatırlamıyorum şimdi. Ben de Afife Jale'yi aldım. İlk kadın tiyatrocumuz. Bu aralar ne kadar çok tiyatro, oyunculuk ilgileniyorum. Ben de şu an fark ettim. Bu kitap da hemen okuyacaklarım arasında. Ve şu an okuduğum bir kitaba gelirsek Homo Deus'u şu an okuyorum. Homo Sapiens'i ben geçen sene ilk çıktığı zamanlarda Emran doğum günü hediyesi olarak almıştı. O zaman başladım, bayağı bir okudum, çok beğendim, devam ettim. Böyle sonlarına doğru artık bir şey oldu ve bitiremedim Sapiens'i asla. Tekrar başladım, tekrar devam ettim. Yine sonunu getiremedim. Homo Deus'u da şu anda akıcı bir şekilde ilerliyor. Bakalım, umarım bunu bitiririm. Buna geçtim çünkü hani bir devamlılık sonuç olarak. Ama hani onu okumayınca bunu okuyamazsınız diye bir şart da yok. O yüzden bunu isterseniz onu, isterseniz Homo Sapiens'i, isterseniz Homo Deus'u'dan başlayıp okuyabilirsiniz. Aldığım kitaplar bu kadardı. Şimdi yine aldığım küçük birkaç şey göstereyim. Şöyle bir H&M'den mum aldım. O kadar beğendim ki. Özellikle kokusunu çok beğendim. Bu da 16 liraydı sanırım. Çok beğendim. Gerçekten. Bir şey daha göstermek istiyorum. Bu Virgo. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama Başak Burcu'nun takım yıldızı. Bende de dövmesi var. Geçen gün alışveriş yaparken bir tane mağazada şans eseri buldum ve kendime doğum günü hediyesi olarak, Eylül'de doğum günümdü biliyorsunuzdur belki,
ve Başak Burcu'nu hani böyle bana çok uyuyor mu her söylenen? Hayır. Hani çok mu düzenliyim? Hayır. Çok mu plan program falan? Ya yapmayı çok severim ama uyuyor musun derseniz o kadar fazla uyduğumu söyleyemem. Yine de bu takım yıldızı o kadar hani çok sevdiğim için zaten geçen sene, iki sene oluyor sanırım, dövmesini yaptırmıştım. Böyle bunu görünce direkt kendime doğum günü hediyesi olarak aldım. Bu deftere işte sene içerisinde yaptıklarım, yapacaklarım, planladıklarım, o tarz şeyleri yazmaya başladım diyebilirim. Onu alırken bu tatlı kalemi de aldım. Bununla yazıyorum. Birazcık bu benim totem tarzı bir şeyim yani. Hem de doğum günü öncesi böyle kendime küçük bir hediye almış oldum. Aldım. Yine küçük şeylerden devam edersem Watson's indiriminden yine bu internet sitesinde ve tam o gün mü o hafta mı emin değilim. İnternet sitesinden aldığınızda kargonun bedava olduğu bir zamana denk getirip sadece bu birazcık yani garip olacak ama sadece bu yüz temizleyici suyunu aldım. Yanında da pamuğu. Ben bunu kullanıyordum. Bitmek üzere olduğu için o kargo bedava şeyini ve indirimi denk getirerek bunları aldım. Evet, iki tane daha aldım. Şey göstermek istiyorum. Bir tanesi Maybelline'in kapatıcısı. Bunu şu anda makyaj videolarımda da görmüş olabilirsiniz. Bu kapatıcıyı uzun zamandır takip ediyordum. Kendi kapatıcım bitince de bunu seçtim. Bir tek şey var, trik diyeyim. Açık rengi bile, çeşidi bile çok koyu. Yani ben normalde esmer tenliyim. Ama 0-1 aldım. Buna dikkat ederek alırsanız iyi olur. Bu küçüğü bitti. Bu sürekli devamlı aldığım bir şey her ay neredeyse. Bunu yeni aldım geçen hafta. Aslında en çok bu ay sevdiğim ürünlere gelirsek, kitaplarım hariç. NYX'ten şunları söyledim. Bunları da yine geçen ay söyledim ama bu videoyu çekinceye kadar da kullandım da nasıl diye sizlere anlatabilirim. Bu NYX'in Hydra Touch Oil Primer'ı. Şöyle göstereyim. Bu gerçekten mesela fondöten öncesinde cildinizi kurutmaması için ya da her makyaj öncesinde kullanılabilecek bir şey aslında. Kesinlikle cildi çok hem parlak gösteriyor hem de böyle çok nemli oluyor yani. Benim cildim normal bir cilt. Yani hafif hassas bir cilt. Ama mesela krem kullanmadığımda ya da yüzümü nemlendirmediğim zamanlarda özellikle kışın çok fazla kurumasa da yine hani dikkat etmek gerekiyor. Kurumasını engellemek için bu tarz şeylere kullanmak gerekiyor mutlaka. Bu gerçekten kullanmaya başladığım ve hoşuma giden bir ürün. Tavsiye ederim sizlere. Bu ikinci aldığım şey ise NYX'ten sabitleyici sprey. Bunun da iki tane türü vardı. Bir tanesi mat, bir tanesi ıslak görünümlü, ıslak bitişli sprey. Bunu da ben çok beğendim yine. Hani ıslak bir görüntü veriyor en sonunda. Bu da böyle tatlı bir pembiş kutuda geldi. Şimdi yapıyorum kısmına gelirsek. Bildiğiniz gibi Eylül son haftasından itibaren okulum başladı. Sabancı Üniversitesi'nde 1. sınıf 2. dönem okuyorum. Daha önce kendimle ilgili hiçbir videoyu çekmediğim için hani tanıtma videosu amaçlı bilmeyebilirsiniz. Sabancı Üniversitesi'nde bölümüm henüz yok. Çünkü bizim üniversitede bölümü 2. sınıfta seçiyoruz. Ama mühendislik fakültesinde okuyorum. Okul başladı. Bundan bahsedecektim. Dersler yoğun. Perşembe günlerim boş. Onun haricinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Alttan dersim yok. Hepsi bu sene ilk defa gördüğüm dersler. Hatta birazdan bu videoyu kapattıktan sonra ders çalışacağım. Böyle başladı. Aslında bu sene daha çok sevdiğimi söyleyebilirim okulu. Geçen sene hazırlık yarım dönem okudum. Senenin başında bir sınava giriyoruz. Sınav sonucuna göre ikinci bir sınav
hakkı doğuyor ya da doğmuyor. Tüm sene okuyoruz. Ben ikinci sınava da girme hakkı kazandım ve onu geçemediğim için yarım dönem okudum. Ondan sonra birinci sınıfa başladım ikinci dönemde. Tabii hazırlıktan sonra bir sürü ders çoğaldı. İşte hani yapacak şeyler arttı. Geçen sene o kadar çok sevmiyordum. Bu sene ama okul gerçekten çok güzel geliyor. Okula ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım sizlerin de okulu güzel başlamıştır. Şimdi alışverişlerde ne aldım? Birazcık onları göstereyim. Bunlar da yine çoğu Eylül'den kalma şeyler. Bu üstümdekini söyleyebilirim. Yeni aldım. Ekim sohbetleri. Ekim'de aldım yani. Bu Bershka'dandı galiba. Böyle çok tatlı bir kazak. Yine bu ay aldıklarımdan şöyle bir şey gösterebilirim. Bunu H&M'den yoga taytı. Umarım yoga yapmaya başlayacağım. Geçelim ikinci altıma. Şöyle da yine Bershka'dan aldım. Bu da çok beğendiğim bir şey, kalın. Birazcık kışlık, o yüzden hiç giymedim. Bu geçen ay aldığım bir alt. Bu da yine Bershka'dan. Birazcık daha klasik, az önce gösterdiklerimdense. Şöyle bir takım aldım Zara'dan. Bu üstü. Görmüşsünüzdür mutlaka. Bu da altı. Bu da alt kısmı. Daha önceki bir videomda da zaten bunu giyerek okula gitmiştim bir keresinde. Onu da izlemek isterseniz buralarda bir yerde görürsünüz. Yine Zara'dan aldığım bir ceket. Bu ay en çok aldığım şey, bu ay derken hani birkaç haftadır aldığım en çok şey ceket ve hala bakmaya devam ediyorum. Yine Zara'dan aldığım bir ceket. Bunun arkası çok ilgimi değişik gelmişti yani. Bunlar bitişik, gömlek gibi bitiyor. Çok hoşuma giderek aldım bunu da. Bunu da yine o videodan görebilirsiniz. Göremeyeceğiniz ama en sevdiğim parçaya geliyoruz. Bu Zara ceketi. Chanel ceketi diyorum buna çünkü bilmiyorum, detayları bana çok Chanel vari geldi. Öyle bir kelime varsa tabii. Bu da indirimini beklediğim bir ceketti. Sanırım hiç giymediğim için şöyle bakabiliriz. Kopya çekebiliriz. 340 liradan 160 liraya inmiş. Hala giymedim ama yine de sırf dolabımda bulunması için aldığım bir ceket diyebilirim. Umarım bir gün giyerim. Tekrar göstereyim. Zara'dan bu şeyde sezonu çok beğendim ve bir sürü şey aldım. Bu da birazcık kırışık ama böyle detayları olan bir üst. Bunu da çok severek aldım ve kullanıyorum. Son olarak kıyafetlerde göstereceğim, okul başladığı hafta aldığım Sabancı poları. Bu bana 5 beden gibi bir büyüklükte de olsa, 5 beden büyük de olsa yine de bir tane alayım dedim. Yine geçen sene kalıplarımız çok büyük olduğu için almamaya karar vermiştim. Bu sene artık bu rengi çok sevdim. Yani bir şekilde giyerim diye düşünüyorum. Bu da böyleydi. Kıyafetlerden artık bu kadar. Son olarak unuttuğum bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu ay neler izliyorum? Neler okuyorum? Gösterdim. Elimden geldiğince. Neler aldım kıyafet olarak? Onları göstermeye çalıştım. Makyaj ürünleri olarak neler aldım? Onları gördünüz. Tiyatroya bilet aldım. Tiyatro biletlerini nereden bulabilirsiniz? Hangi tiyatrolar var? Onları göstermeye çalıştım. Şimdi son olarak da ne izliyorum onu söyleyeyim istedim. Şu anda aslında okul başladığı için hiçbir şey izlemiyorum diyebilirim düzenli olarak. Ama bulduğum zaman Gilmore Girls'e devam ediyorum. Şöyle Gilmore Girls, belki duyanınız vardır.
kızı ve annesinin aslında hayat hikayesi diyebiliriz. Annesi evlenmeden, kendi isteğiyle evlenmek istemeyerek çocuğunu büyütüyor. Aslında zengin bir aileden geliyor Lorelai. Rory, aslında Rory'nin hayatını anlatıyor, kızın hayatını anlatıyor. Ta lise hayatından iş, böyle üniversiteyi bitirmiş, iş bulmaya çalışan bir Rory görüyoruz sonuna kadar. Bunların anne kız tatlı hayatlarını aslında diyebilirim. Anlatan bir dizi Gilmore Girls. Benim gerçekten en sevdiğim diziler arasında ve bu diziyi daha önce bitirdim açıkçası geçen sene. Hatta geçen seneden de önce. Eski bir dizi. Bu diziyi izlemeye başladığımda sürekli izlemiyordum ilk iki sezonunu. Daha sonra dizi daha fazla sarmaya başlıyor ve gittikçe gidiyor. Benim gerçekten favori dizim diyebilirim. Gossip Girl'den sonra. Şu an Grey's Anatomy 14. sezonuna başladı. Onu bir izlemek istiyorum. The Sinner'ı bırakmıştım 1. sezon yarısında. Çok gerilmiştim ve bilmiyorum bir şekilde onu bıraktım. Şu an 2. sezonu geldi ve sanırım bir tek dedektif duruyormuş aynı diye duydum. Onu eniştem söyledi. Eniştem tam bir dizi koliktir bu arada. Şu an tekrar 1. sezondan başlayıp devam etmeyi düşünüyorum. Başka izlediğim dizi açıkçası yok. Grey's Anatomy dediğim gibi seyredeceğim. 14. sezondayız. Artık ne zaman biter bilmiyoruz. Bayağı bir sezon oldu ve çok fazla karakteri öldürdüler. Eskiden böyle daha fanatik olarak izlerdim. Şimdi tabii araya yaz girdi. Sevdiğim oyuncular çıktı. Birazcık ondan. Şu an sanırım 2 bölüm oldu yeni. Onları seyretmedim henüz. Böyle dediğim gibi başka bir şey izlemiyorum. Film izlersem yine size başka bir videoda umarım tavsiye edebileceğim filmler olur. Evet, Ekim'den bu kadar. Daha ne olsun. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız. O zaman herkese iyi haftalar, iyi aylar diliyorum.